pay kısmında ikine kuvvetleri yani 250x'e benzediği için hepsi. Bunları 250x'e göre ayar çekeceğiz. Yani birinci hiç elde mi edeceğiz? Birinci terimi payımızdaki. İkincideki x eksi 1'in x ve eksi 1'i ayıracağız. Yani 250x çarpı 2 üzeri eksi 1 yazabilirsiniz. Eksi 2 üzeri x artı 2 de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 biçiminde üstleri parçalayabilirsiniz. Böyle. Aşağıda ise payda kısmında ise 4 üzeri x'e göre düzenleme yapacağız. O yüzden birinciyi hiç ellemiyorum. İkinciyi de 4 üzeri x artı 1 ayırmak için 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 şeklinde parçalayabilirim bunları yani düzenleyebilirim yani. O zaman üst kısımda 2 üzeri x'leri ortak paranteze alırsam bunu ve bunu ortak paranteze alacağım şimdi. Aç parantez. Birinci yuvarlağın yanında bir şey kalmazsa buraya 1 alacağız. Çünkü çarptığımız zaman 3 yani daha doğrusu parantez içinde 3 tane terim olması lazım. Bu birden 1 kalıyor birincisinden. İkincisinden 2 üzeri eksi 1 kalıyor. O da 1 bölü 2 demekti biliyorsunuz. Aradaki işlem toplama artı 1 bölü 2. Sonra çıkarma işlemi var. Eksi. 2 üzeri eksi yanında 2'nin karesi yani 4 kalıyor. Bu şekilde pay kısmımızı 2 üzeri x ortak parantezine aldım. Paydayı ise 4 üzeri x parantezine alalım. Birinci de bir şey kalmıyor. Bir yazdım. Aradaki işaret artı yazdım. İkinciden bunu alırsam dışarıya pardon 4 üzeri bir 4 kalıyor. Eşittir eksi 1 bölü. İşte işlemlerimizi yapalım. 2 üzeri x çarpı parantez işlemi yaparsak 1 ve eksi 4'ü toplarsanız eksi 3 yapıyor şu x. Eksi 3 yapıyor. Kenarda hesaplayayım. 1 bölü 2'den de 3 çıkartacağım o zaman. Paydasını 1 koyup payda istersen 6 bölü 2 oluyor. 1 bölü 2'den 6 bölü 2 çıkınca eksi 5 bölü 2 oluyor parantezin içi. Yani şöyle eksi 5 bölü 2 yazalım. Paydamız 4 üzeri x çarpı 1 4 daha 5 yaptı. Eşittir. Eksi 1 bölü. Şimdi şunları bir düşünelim önce. Belki biliyorsunuz ama bunlar aslında birbirine benziyor. Şöyle benziyor. 4 demek 2'nin karesi demek biliyorsunuz. Üzeri x. Yani bu aslında üssün üssü gibi yazılabiliyor. Biz demiştik o kuralda. Bazen bunları çarparak 2 üzeri 2x yazacağız. Şimdi ben bunu yapmayacağım burada. Başka ne yapabiliyorduk? Bunlar yer değiştirebiliyor. Bunu buraya alabiliriz. Bunları yer değiştirebiliriz. Böylece 2 üzeri x'in karesi gibi alırsak göreceğiniz ki işte demek ki bu 2 üzeri x'in karesiymiş. Yani 2 üzeri x çarpı eksi 5 bölü 2 bölü 2 üzeri x'in karesi çarpı 5 demekmiş bu. 2 üzeri x'in karesi ile 2 üzeri x'i sağa değiştirirsen bu gider. Burada bir tane daha 2 üzeri x kalacaktır. Kare demek çünkü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x demek. O zaman eksi 5 bölü 2 bölü 5 çarpı 2 üzeri x 5'i başa yazdım artık. Eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 2 dersek ve içler dışlar çarpımı yaparsak şu eksileri artık atabiliriz. Artı çarptığımız zaman iki tarafı artı yapabiliriz isterseniz önce. Her tarafı eksiye çarptım diyelim. Artı olsun. Şimdi 5 bölü 2 ile 2'yi çarpacaksınız. 5 yaparız. 5 çarpı 2 üzeri x ile 1'i çarpacaksınız. 5 çarpı 2 üzeri x. Bölersek 5'leri de burada 1 kalır. 2 üzeri x. Yani demek ki 2'nin x'in kuvveti 1'miş. Yani 2'nin hangi kuvveti 1'dir biliyorsunuz. X buradan 0 olur. Çünkü 2'nin 0. kuvveti 1'dir ancak. Demek ki bu denklemi sağlayan x değeri 0'mış. Tabi sorunun başına yazmadık ama biz burada x istiyoruz tabii ki de. Şimdi biraz uzun gelmiş olabilir. Ben uzun uzun yazdım bu sefer. Çok kısa kesmek istemedim. Bir daha anlatmak istiyorum. Üst tarafı toplama çıkarma var üst tarafta ve x'inci kuvvetleri var benzer birbirine. O yüzden bunları aldık. 3 terimi 2 üzeri x'e benzetmek için. Birinci hiç ellemedik. Aynen yazdık. İkinci 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 yazdık. Üçüncü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 yaptık. Aşağısını işte 4 üzeri x'e göre parçaladık ikinci terimini. Ortak paranteze aldık, düzenledik.
Şuraya kadar geldik. Buradan da 4 üzeri x için, 4 2'nin karesi olduğu için üstün üstü durumu karşımıza geliyor. Bunları çarpmayı tercih etmedim. Daha çok işlem karışır. Yer değiştirdim. Böyle bir hakkımız vardı. X'i buraya, 2'yi buraya alırsam böylece bunun 2 üzeri x'in karesi olduğunu görürüz. 4 üzeri x'in. Ve bunları sağa değiştirirsek yukarıdaki 2 üzeri x gidip aşağıda bir tane 2 üzeri x kalır. Daha sonra içler dışlar çarpımı yaparak sonuca ulaştım. 2'nin hangi boyutu 1 diye sorduğum zaman kendimizi ve cevap olarak 0'ı bulduk. Şimdi artık başka tip sorular, bu deminden beri, yani daha en son derste yaptığımda bugün yaptığım neydi? Toplama, çıkarma, işte ortak parantez olarak. Şimdi artık birbiri türünden yazma soruları var, ona geleceğiz. Şimdi demiş ki burada 2'nin x'inci kuvveti a olsun, a'ymış daha doğrusu. 3'ün de aynı kuvveti b'ymiş. Bizden 24 üzeri x'in a ve b türünden değeri sorulmuş. 24 üzeri x'in a ve b türünden değeri. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için önce 24'ün içindeki 2 ve 3 çarpanlarını görmemiz gerekiyor. Yani 24 üzeri x'in içine girmemiz gerekiyor biraz şöyle. İçini açmamız gerekiyor. 24 kafadan bulabiliriz. 4 kere 6'dır ya da 3 kere 8'dir en mantıklısı. 3 çarpı 8 gibi ayırırsam önce 2 çarpanını. de 2'nin kübü olur biliyorsunuz. Demek ki 3 çarpı 2'nin kübüymüş. Yani asal çarpanından ayırdık burada. Birinci madde bu. Daha sonra çarpma olduğu için bu üst buraya ayrı, buraya ayrıca dağıtılabiliyor sonuçta. Yani 3'ün x'inci kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti oluyor. Yani İki sayı çarpıldığında kuvvet tek tek dağıtılarak çarpma işlemi yürütülüyor. Biliyoruz bunu. Şimdi 3 üzeri x diyeyim gene. Şuradan gene 3 ve x'i ben ne yapacağım? Yer değiştirmeyi tercih edeceğim. Çünkü bana 2 üzeri x lazım bunu yerine koyabilmem için. O yüzden biz burada yer değişimi yaparsak yani üstlerde 2 üzeri x'in kübü gibi görürsek böylece istenen ifadeyi 3 üzeri x ve 2 üzeri x olarak düzenledik. 3 üzeri x'e b diyeceğim artık. Çünkü öyle verilmiş soruda şurada. B denmiş. 2 üzeri x'e de a dersem üstünde küp var tekrar. A küp çarpı, yani b çarpı a küp ya da a küp çarpı b şeklinde sonuca ulaşırız. Yani verilen sayı elimizdeki malzemeye göre düzenleyeceğiz kısacası. Bir soru daha. A eşittir 2 üzeri n eksi 1. B eşittir 2 üzeri eksi n artı olduğuna göre A'nın B türünden değeri nedir demiş. Şimdi gördüğümüz gibi A sayısının sağında değişken ne var? N var burada. Yani A N'e bağlı diyebiliriz. A N'e bağlı. Buna bağımlı. B de N'e bağımlı gene gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken şey arada bir köprü kurup yani A ile B'nin iyi bağlı birbirini bağlayan bir köprü işte o da aslında iki üzeri N'lerdir. Bunlardır. Bunları bir araya getirerek A ile B'yi buluşturmaya çalışacağız. Yani demem istediğim şey birinci kısımdan 2 üzeri N'i çekelim. Şuradan. Yani eksi 1'i karşılaştıralım. A artı 1 olur sol taraf. Sağ tarafta 2 üzeri N olur. Böylece 2 üzeri N'i çektim yani demek istediğim buydu. İkinciyi de bunu görebilmek için 2 üzeri n'i önce düşünmemiz lazım biraz. Şöyle düşünmemiz lazım. Şu şimdi eksenle 1'i ayırmak lazım önce. 2 üzeri eksen çarpı 2 demek gerekiyor. Şu 2'den de kurtulmak için 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Gitsin. Böylece b bölü 2 sayısı ne olur? 2 üzeri eksi n olur. Buradan da 2 üzerine geçmek için ne yapacağız? Bunları çarpmaya göre ters çevireceğiz. Yani şunu sileyim de. Yani 2 üzeri eksen ne demekti? Ya da söyleyelim. 2 üzeri eksen demek 1 bölü 2 üzeri n demek. O zaman bu ifade buna eşitse gelin bunları tepe tatlak yapalım. Alt üst yapalım. Payı paytayı. Ne olur o zaman? 2 bölü b eşittir. 2 üzeri n bölü 1 olur. Yani 2 üzeri n olur. Kısacası. Böylece a'yı da b'yi de 2 üzeri n'e eşitlemiş oldum. Yani A'lı B'li ifadeleri daha doğrusu. O zaman ne diyeceğiz şimdi?
birinci çizgi için aldığım ifadenin sağ tarafı 2 üzeri n. Burada da aynı şekilde. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre otomatikman bu solda yazanların da birbirine eşit olması gerekiyor. Böylece 2 üzeri n'i ortadan kaldırıp a ile b'yi arasında köprü kurmuş olduk. A eksi 1 eşittir 2 bölü pardon arkadaşlar b olur. Eksi 1'i karşıya atarsam a eşittir 2 bölü b artı 1 olur. Böylece a'nın b cinsinden değerini bulduk. Yani a'nın sağında n değil de artık b var. Baştan bir daha özetlemek istiyorum. Soruda 3 tane değişken var. A var, B var, N var. Şimdi bir ilk verilen maddede ya da eşitlikte A N'e bağımlı, A N'e bağlı. İkincisi de B N'e bağlı. Biz A'yı B'yi bağlamak istiyoruz. O zaman buradaki köprü noktamız, bağlantı noktamız 2 üzeri N'ler. Bu tam 2 üzeri N değil ama bunu işte düzenlemeye çalışmıştık. O yüzden birincisinde çok fazla bir şey yapmadık. Eksi 1'i karşıya atırıp onu orada bıraktık. İkincisini biraz uğraştık. Önce eksen ve artı 1 ayırmak için çarpmaya çevirdik onları şu şekilde. Sonra 2'ye bölüp 2 üzeri ekseni yalnız bıraktık. 2 üzeri eksen demek 1 bölü 2 üzeri n demek onu da biliyoruz. Ve daha sonra bunları ters çevirdiğimiz zaman 2 üzeri n'e ulaştık. Böylece 2 üzeri n madem ki a eksi 1'e eşit ve 2 bölü b'ye eşit o zaman a eksi 1'in de 2 bölü b'ye eşit olması lazım. A'nın B türünden dediği için A'yı solda bırakıp karşıya da B'leri götüreceğiz. 2 bölü B artı 1 şeklinde sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. (Gülüyor) 3 üzeri x eksi 1 eşittir 4. 2 üzeri x artı 2 eşittir 20. 12 üzeri x kaçtır? Verilenlere baktığım zaman 3'ün kuvvetleri var. Bunda da 2'nin kuvvetleri var. O zaman biz gelin bunu ne yapalım önce? 2 ve 3 olarak bir düzenleyelim. Hatta ben bunu şöyle 3'e ayıracağım sayfayı. Çünkü ayrı ayrı işlemler gerektiriyor bu. Çizgimiz vardı. Bunu burada yapayım. Şunu burada, bunu da burada yapayım. Şimdi 12 üzeri x. 12 ne demek? 3 çarpı 4 demek. Yani 3 çarpı 2'nin karesi demek 12. Üzerimizde x vardı. Çarpma olduğu için bakın toplamada falan olmaz ama çarpma olduğu için x'i böyle dağıtabiliriz buralara. Yani 3 üzeri x ve 2 üzeri 2 üzeri x yazabiliriz. Az önce yaptığım gibi şu x ve 2 yer değiştireceğim. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x'in karesiymiş. Yani ben 3 üzeri x'in ve 2 üzeri x'in ne olduğunu biliyorsam burada yazıp işlemi sonuçlandıracağım ama bu sefer verilenleri biraz daha düzenlemek gerekecek. Çünkü direkt 2 üzeri x değil de 3 üzeri x eksi 1 verilmiş. Direkt 2 üzeri x değil de 2 üzeri x artı verilmiş. Ama o zaman bunları bir ayar çekmemiz gerekecek. Şunu gene ayıralım şöyle 3 üzeri x'i buradan. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x'i 1 yazabiliriz. 3 üzeri x'i 1 demek 1 bölü 3 demek. Yani paylaşılmış gerçekten. İşte bu eşittir 4. Ve işler dışlar yaparsanız buradan da 3 üzeri x'in ne olduğunu görürsünüz. 12 olduğunu görürsünüz. 2 üzeri x artı 2 için de biraz çalışmamız gerekecek. Bunda 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi gibi düzenlemek gerekiyor. 2'nin karesi 4. 4'e bölersek her tarafını da 2 üzeri x'in 5 olduğunu buluruz. Bunlar tamamen sonuca odaklanmak için yaptığımız çalışmalar. Artık sonuca varabiliriz. Onu da siyahla yazayım artık. 3 üzeri x'e 12 koyacağım. 2 üzeri x'e de 5 koyacağız. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer düşünüyorsanız ya x kaç olur? Böyle bir şey tam sayıda yok. Çünkü 2'nin bir tam kuvveti 5 yapmaz. Bu reel bir sayıdır. Yani onu bulamazsınız kafadan şimdi. O yüzden x'i bulmak istemedik. Ya da 3 üzeri x 12. 3'ün hiçbir kuvveti 12 değil ama bu tam kuvveti 12 değil. Yani başka reel sayılar olarak kuvveti olabiliyor. Onda sıkıntı yok. Biz sadece 2 üzeri x yerine 5, 3 üzeri x'e de 12 koyduk. O zaman buraya sınıf 12 verdiksek bu da 5'in karesi 25 olacak. 12 ya da 25 çarparsanız 300 yapıyor arkadaşlar. Nasıl buldum 300'ü? 12'deki 4'te 25 çarptım 100. Burada da 3 kaldı. 300 şeklinde sonuca ulaştık. Ben geçiyorum ama sorusu olan varsa sorsun.
lütfen. Şimdi üstlü denklemlere geldik. Üstlü denklemler. Bakalım neymiş. Sadece buraya bakalım şu an. Demişler ki şurayı en son anlatacağım. A üzeri n eşittir A üzeri m. Yani tabanları aynı olan iki sayı eşitse üstleri aynı oldu. Yani bunu demek istiyorum. Mesela nasıl söyleyeyim? 2'nin x'inci kuvvetiyle 2'nin y'inci kuvveti aynıysa bunların eşit olması lazım. Başka imkanı yok. Dikkat ederseniz yalnız burada A için ne demişler? Elemanı değildir. Eksi 1, 0, 1. Bunlarda özel durumlar var. Çünkü 1'in 5. kuvvetiyle 1'in 10. kuvveti eşit. Yani burada 5'te 10 eşit olması gerekmiyor mesela. Ya da eksi 1'de eksi 1'in karesi de 1 yapıyor. Eksi 1'in 4. kuvveti de 1 yapıyor. Eşitlik sağlaması gerekmez. 0'da da benzer şekilde 0'ın karesiyle 0'ın 100. kuvveti eşit 0. O yüzden bu önemli. Eksi 1, 0, 1 hariç yani tabanda A sayısı eksi 1, 0, 1 olmamak üzere. Yani elemanı olmamak üzere. Yani eksi 1, 0, 1 olmayacak bu. O yüzden bunun dışında kabul ediyoruz. İki tane üstü sayı eşitse tabanları aynı olan üstleri de eşit olmak zorunda diyoruz. İkinci maddemiz şu. Şimdi demişler ki gene bakın şunları söylemeyeyim anlatmıştı. A ile B gene eksi 1, 0, 1 olmaz demiş. Şimdi bunlar da özel durumlar çıkıyor. Şimdi demiş ki tabanları farklı A ve B bakın. Üstler aynı ama. Böyle bir denklem görürsek nasıl mesela? İşte A'nın karesi eşittir. Önce tekten başlayalım. A'nın kübü eşittir. 2'nin kübü diyelim mesela. Şimdi yani tek aldım işte. A'nın kübü ile 2'nin kübü eşitse A ancak 2 olabilir. Yani direkt A ile B. Yani bununla bu birbirine eşit olmak zorunda. Bunu demek istiyoruz. Ama çiftte öyle olması gerekmiyor. Onu söyleyeceğim şimdi. Eğer A'nın karesi 2'nin karesine eşitse bu 4 yapacağı için o zaman ne diyebiliriz? A 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir ama. Çünkü eksi 2'nin karesi de 4 yapıyor. O yüzden bu eşitliğin sağlanması için 2 cevap çıkıyor. İşte anlatılan şey bu. Yani tabanları farklı iki tane sayının üstleri aynıysa önce üste bakacağız. Üstümüz tekse değil A ile B eşit diyeceğiz. Ama üstümüz çiftse bunun anlamı şu. A eşittir artı B ya da eksi B birleştirilmiş ikisi beraber yazılmış sembollere. Yani A eşittir artı B yazacağız bir de eksi B yazacağız. Çünkü İşte örnekteki gibi 2'nin karesinin A'nın karesine eşit olması için A 2 de olabilir, eksi 2 de olabiliyor. Anlatılan şey bu. Neyse bunu kaldırayım artık şuradan. Aşağıya karıştırırsınız. Şimdi son maddemiz. Son maddemiz şu. Çizelim şuradan. Aşağısı. Üçüncü madde şu. Bir üstlü sayının bir çıkma durumları. Bir üstlü sayının bire eşit olma durumları. Burada 3 tane yol var. Daha doğrusu 3 tane düşünce tarzı var bunun çıkabilmesi için. Mesela n 0 olursa bir sayının 0. kuvveti 1 değil midir mesela? Burada taban yalnız 0 olmasın denmiş. Çünkü 0 üzeri 0 neydi arkadaşlar? Sıkıntıydı. O yüzden 0 olmamak kaydıyla her sayının 0. kuvveti 1'dir. O zaman taban 0 olmazsa başka bir sayı olduğu müddetçe n 0 olduğunda 1 olabiliyor. Bu birinci aşama. Demek ki n 0 olabilir. İkincisi 1'in her kuvveti 1'dir biliyorsunuz. Direkt A 1 diyebiliriz burada. Çünkü 1'in her kuvveti 1. N bizi bağlamaz. Bir de eksi 1 ile ilgili işlem olabilir. Mesela eksi 1'in 4. kuvveti de 1'dir mesela. Artı 1'dir. O zaman üçüncü olarak taban eksi 1, yalnız bunun yanında eninde çift olması lazım. Çünkü eksi 1'in çift kuvveti oluyorsa eğer, bu durumda da eksi 1'in çift kuvveti 1 yapacağı için bu durumda da gene 1 çıkabilir. Yani bir üstlü ifadenin 1'e çıkması için
ya üstü 0 olacak taban 0'dan farklı olmak şartıyla, ya taban 1 olacak, üstünün önemi yok, ya da taban eksi 1 iken üst çift oluyorsa aynı anda, burada da bir çıkma durumları var. Yani biz bu tip sorularda bu 3 düşünce tarzını tek tek deneyeceğiz. Bazısı olacak, bazısı olmayacak ama bu üçüne de bakmak zorundayız arkadaşlar. Örneklerde bunları açıklamaya çalışalım. Şimdi 9 üzeri x eksi 2 denmiş. 27 üzeri x artı 1. Şu an tabanlar farklı, üstler farklı. Ama biliyoruz ki biz 9 ve 27 nedir? 3'ün kuvvetleridir. 9 yerine 3'ün karesi yazalım. 27 de biliyorsunuz 3'ün kübü, 3. kuvveti. Burada yer değiştirmediğiyle direkt çarpacağım. Üstün üstünü çarpacağım. O zaman 3 üzeri çarparak yazalım. 2x eksi 4. Burada da 3 üzeri dağıttığımız zaman 3x artı 3 olur. Ne demiştik? Tabanlar aynıysa ve eşitlik varsa otomatikman ne olmak zorunda bu eşitliğin sağlanması için? Bunların da birbirine, çünkü 3'ün aynı kuvvetleri birbirine eşit olacak. Başka bir şey yazamazsınız. O zaman 2x eksi 4'ü alıp ne yapacağız? 3x artı 3'e eşitleyeceğiz. 2x karşıya atarsak çıkaracağız, x kalacak. 3 karşıya geçerse toplanacak, eksi 7 olacak. Demek x eksi 7 olduğunda bu eşitlik sağlanıyor diyebiliriz. Son bir soru yapalım, o derslik az kalmış zamanımız. 2 üzeri m eksi 1 eşittir 5 ise 8 üzeri m eksi 1 nedir denmiş. Şimdi dikkat ederseniz üstler aynı. Bunlar aynı. Yani bunları parçalamaya gerek yok. Onunla bir sıkıntımız yok. Ama 8'i düzenlemek lazım galiba. 8'i 2'nin kübü yazarsak m eksi 1'inci kuvveti gibi. Burada şu ifadeyi görebilmek için ne yapmak lazım? Bu üstleri yer değiştirmek lazım. Bunları yer değiştireceğim. Yani 2 üzeri m eksi 1'in kübü diyeceğim. Demek ki 8 üzeri m eksi 1 neymiş? 2 üzeri m eksi 1'in kübüymüş. 2 üzeri m eksi 1 kaç? 5. O zaman bu sonuç 5'in kübü, yani 120'miş. Kısaca şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Üstler aynıysa ve bunun tabanı da bunun kübü ise direkt küp olarak da aslında düşünebiliriz. Uzattım belki biraz ama eğer üstler aynıysa bunun tabanı da işte 8, 2'nin de kübü ise o zaman 8 üzeri m eksi 1, 2 üzeri m eksi 1'in kübü şeklinde yazılabilir. Yani bundan sonra bu şekilde pratik olarak yapacağım. Çok sıkıcı oluyor çünkü diğer türlü. Son soru demiştim ama bu biraz hızlı bitti. O zaman bir soru daha bakalım ben şurada bir şekilde. A artı 2 üzeri 4, 6 eksi 2 a üzeri 4. Bu hangi kuraldı? Bu üstleri aynı olan iki üstü sayının eşitliği sorusu. Üstleri aynı olan iki sayının eşitliği. Tabanlarına ne diyebiliriz şimdi? Ne demiştik biz burada? Üstün tek mi çift mi olduğuna bakacağız. Bu çift sayı olduğuna göre, çift olduğuna göre ve aynı olduğuna göre, bunlar tabii aynı olması gerekiyor. Ne dememiz gerekiyor o zaman? Ya bunlar eşit olmak zorunda. Yani a artık ya sağdakinin aynısı olması gerekiyor. Yani mesela işte 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 4 tarzı, yani bunu demek istiyorum. Ya da a artı 2 diğerinin eksilisi olabilir. Yani eksi 6 artı 2 olabilir. Yani şu durum. Yani eksi 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 4 düşünebiliriz. İki tane düşünce var demiştik. O yüzden bu da olur, bu da olur. Yani birbirine eşitliyoruz, biri birini alıp diğerinin eksilisine eşitliyoruz. Buradan eksi 2a'ya karşılatınca 3a oluyor. 2'yi karşılatınca çıkaracağız 4. 3'e bölersem her iki tarafında a buradan 4 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi a'yı karşı eksi 6 ile sola atarsam 8 oluyor toplamda. Burası a oluyor. Buradan da a'yı ne buluyoruz? 8 buluyoruz. Demek ki a 8 olabilir ya da bakın isterseniz deneyelim. 8 koyarsak ne oluyor? Burası 10 oluyor. Burası ise eksi 10 oluyor işte. Yani 10 üzeri 4, eksi 10 üzeri 4. Doğru. Sanırım 4 bölü 3 koyunca da ikisi artı çıkıyor, aynı çıkıyor gibi geldi. Bakmayacak şimdi, zaman yok çünkü. Bu şekilde yapılabiliyor. O zaman bir dakika falan kalmış.